Burak. Arkadaşlar merhabalar. İkinci kanalımızda bunu koymuştuk ama bahçemizin yeni üyesi var şimdi. Önce şeyi açalım bir bakalım. Sarı battalı açalım. Ama bu dur bakayım boz. Geç bakayım hadi. Alttan. Gel çek sen. Çık bakayım onu. Heh, dikkat üstün. Evet. Hayır, üstün atın. Çıkın. Hayır. Of. Evet. Battalı doğuyor. Bunlar çok iyi anlaşıyorlar ama dün salınmadıkları için çok hırslanmışlar. Kralın kızı manyak. Ayağına getiriyorsun abi. Nişat abi al. Milattan sonra yeni bir şarkı, bu milattan sonra ilk şarkı. İnsan kendini aynada görmüş, dev zanneder ama yok gibi farkı. El yumruğu yemeyen yumruğunu balyoz diyetine kullanamaz. Biz kendimize gelmeliyiz, kendimizden geçmek yerine. Milattan sonra yeni bir şarkı, bu milattan sonra ilk şarkı. İnsan kendini aynada görmüş, dev zanneder ama yok gibi farkı. El yumruğu yemeyen yumruğunu balyoz diyetine kullanamaz. Biz kendimize gelmeliyiz, kendimizden geçmek yerine kim kimi daha iyi. Gel hürremi de açalım bakalım. Manyak ya, hırslanıyor. Dünden beri salınmamış ya, hırslanmış iyice. Onunla oynamayı seviyor. Tam çok, evet evet. Oyuncak buldu kendini. Acayip seviyor. Düşüne göre bir oyuncak buldu. O da memnun da birkaç ay geçerse seni fena boğacak. Çok iyi anlaşıyorlar. Bu Hürrem de Hürrem de yavruyla boğuşuyor hep. Oynuyor. Bir kalksa yerden. Bak. Arkasındaki şey bu. Düşman Yasin abi. Baba. Bırakmıyorlar da hemen kuyruğuna giriyor. Çok felaket ya. Enik çok maşallah. Enik'i gördün mü? Yakaladı onları. Daha 5 aylık oldu olacak. 5 aylık daha olmadı zaten abi. Olmadı herhalde değil mi? Olmadı. Çünkü ağzına dişlere baksana abi. Dişlere hala. Acele ben şu Hürrem'i bir salayım. Yasin Hürrem'i sal ya da koş. Şunu bir kurtarsın. Baba. Burada da bir eniğimiz var. Şunu gel bakayım. Yeşil alana çık. Aydınlık orası. Eniğimizi göstereyim abi. Gel. Şu enik içeri girsin. Dur. Oraya girmez de sarı eniği alalım, içeri koyalım. Getir onu. Bir battalı getirsene. Getir içeri, eniğin yanına girsin. Girsin orada. Sen de gir. At içeri. Olsun. Siz dışarı çıkın, o sizden korkuyor. Burak gel. O bak, çok adamcı olacak oynak. Yemeği de dışarı alalım o zaman abi. O yemeğe sebep battal ona kızabilir. Dur. Yani battal da yemek yer şimdi ama. Onu da şeyin üstüne alacağız. Sen bir çık dışarı Yasin. Oynayı bir görsün. Oynaya bir baksın. Yok vurma. Korkuyor zaten. İnsandan acayip çekinen bir yenik. Yalnız battal ne kadar büyümüş ya. Allah nazardan saklasın. Bak şu enik çok güzel ya. Evet. Renk olarak harika bir köpek. Eşsiz renkte bir eniğimiz. Bunu da ilk kez kamera karşısına geçiriyor. İçeriden çıkmıyor. Neyse. Çıkar battalı, çıkar. Gel bakalım. Ha, geliyor. Geldi. Rengine bakar mısın abi? Ne evet kadar? Evet. Bu Afyon'a girecek. Bizim bir Anadolu çoban köpeğiyle anası Kangal, bizim çakıl taşı, herhalde tahmin ediyorum Karapınar köpeklerinden. Müthiş güzel bir rengi var, kırmızı, siyah, tipik böyle bu sarı candarlarla Karapınar köpeklerine benziyor. Bak buradan daha güzel çekersin Burak. Çok elli ayaklı, çok kemikli bir enik. Evet, onlar daha 3 aylık falan mı oldu, 2,5 aylık oldular herhalde. 2,5 aylık civarında onlar da çok iri. Evet.
Çok çok güzel bir enik olacak bak. Bunun kardeşini aslında yarın yakalarsan buraya getireceğim. Yok çok şey yapıyorsun Burak. Bizim battalın büyüdüğünü o eniğin yanına gelince daha iyi anlıyorum. Evet evet battal dev gibi oldu. Ya battal zaten iki aya bu bizim kangal eniklerini geçecek. Maşallah çok güzel bir enik bu da. İnsandan çok çekiniyor. Bunu da dışarı çıkaralım mı? Ama gerçekten... Hayır daha geri koyamayız. Geri koyamayız mısın? Adam ısırıyor. Geçen gün beni ısırdı. Evet. Yani köpek çok sert bir enik. Biz iğne miğne yapıyoruz. İşte aşısını yaptık. Parası sapı verdik bilmem ne derken. Aşı yaparken Serbülent abi ısırdı. Resmen şurası parmağım daha yeni bak. Hem burayı ısırdı. Şurayı ısırmıştı. Hem de parmağıma kan oturtturdu. Buradan da deldi. Çok sağlam ısırıyor. Bu eniği tutunca Yasin direkt koltuk altına tutup kaldıracaksın. Evet. Sen belden tuttuğun için problem. Zaten ama ona da fırsat vermiyor ki. İşte hemen koltuk çok altına tutacaksın. Çok sert. Gel bak bak. Evet. Kapatalım bakalım. İçeri. Şimdi bizim bugün Akça'da kızandaydı. Akça'yı Sivas'a çektik. Boz da bahçemizin yeni üyesi. Biraz geçsinler tozsunlar. Onları şey yapacağız. Evet, Hürrem'le birlikte. Boz, Dinohan'la Kirpi'nin kız kardeşi Carmela'nın eniği. Abi siz üretmesini bilmiyorsunuz. Nerede eski köpekler? Nerede? Geçten zembille mi indirdin abi sen? Ne yaptın bunları ya? Hepsi emek, hepsi üretim arkadaşlar. İşte Burak, boş konuşanlarla uğraşmıyoruz. Şimdi biz... Evet. Geçenki videoda Burak'la beraber bahçeye gelip çekim yaptık. Bahçenin yeni üyesi, yeni misafirimiz diye söyledik ama aslında o köpek bahçeye dışarıdan gelen bir köpek ya da başka bir kapıdan gelen bir köpek değil. Serbülent abinin kendi üretimi olan Dinoa'nın ve Dinoa'nın yavrusu evet. Kirpi, gel bak şurada. Kardeşi Carmela'nın eniği. Yani köpek bahçeye yabancı kan olarak değil, kendi üretimimiz bir köpek olarak geriye geldi. Evet, evet. Çok da korkusuz bir enik. Saymaz da sürekli bir şey içinde, oyun içinde. Gel oğlum, gel, 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 koş koşu. Hadi git Saymaz oyna. Evet, evet. Köpeklerle iletişimi çok doğru. Hangi köpeğe ne zaman yaklaşacağını biliyor. Mesela Saymaz'ı da çok sınırlarını zorluyor, hep üstüne üstüne atlıyor. Saymaz normalde kimseyle dost olmaz. Saymaz'la delirtiyor, bazen kavga edecek pozisyona getiriyor kendini. Saymaz da devimiz. Bu da herhalde ölüsü 80-85, 83-84 böyle bir 85 santim şey, kilo olabilir. Felaket bir köpek. Evet Hürrem hanımefendi de geldi. Şimdi tabii şey dişimiz kızanda. Akça kafese atmış Erdem. Sivas'ı biraz sonra bununla eşleştireceğiz. Daha önce eşleşti. Tekrar eşleştireceğiz. Yasin istiyorsan bir Sivas'ı aç. Gelsin o da. O ne yapmış? Zincir bir yerini dolamış. Yok bırak o kendisi gelir zaten. Emekler Sivas. Evet. Sivas şimdi arıyor. Evet. Yaşlı kurt. Bagira da bak. Bagira da kızanın yanına kimseyi yaklaştırmıyor. bu da bak. Akçanın, ha bak görüyor musun? Akçanın yanına giriyor kızan. Ya Akçanın yanına ya Sivas'ın yanına. He, bunlar Akça'yla çok iyi anlaşıyor. Anlaşıyor. Onlar seviyor, kolluyorlar onu bir daha. Evet, evet. Bizim öbür şirret dişi ona mesela çok rahatsızlık veriyor, çok taciz ediyor. O ilk fırsatta Sivas'ı bulursa Sivas'ı, Sivas'ı bulamazsa Akça'nın yanına gidiyor. Bak evet. Şirret geldi, o hayatta daha dışarı çıkmaz. Şirret gene onun peşinde. He, evet, evet. Aynen. Girmiş. Bunlar da kendi önündeki suyu içmeye koştuktan sonra sağda solda su arıyorlar içmeye. Gelin bakalım biraz açığa çıkalım. Bunlar da açığa gelsin. Dur Burak istiyorsan.
Bana çarp çıkı. Bozo. Bozo. Platini açsana. Platini. Açayım mı? Aç. Evet. Ona bir ip tak istiyorsan Yasin. Buzo gel bakayım. O kadar mutlular ki enerji patlaması yaşıyor. Evet evet. Bir de sevdiklerini bildiği için de sürekli üstümüze atlıyorlar. Evet. Bizim battal da, sarı battal da bahçenin maskotu. Bütün köpekler ona şey. Ha, gerçi Platin'le de Hürrem anlaşamıyor. Hürrem Platin'e dalıyor. Yalnız şu ya şşt, Hürrem. Hayır. Hürrem bu arada bayağı büyümüş. Evet, Platin'i geçti ya. Platin'i falan geçti. Platin'e bu Hürrem Platin'le evet evet. Platin'le maşallah çok güzelleşti. Bak maşallah maşallah. Çok kalınlaştı. Bir tane daha sen ip getir Burak. Sen ip getir. Bak bu Hürrem'de sıkıntı var. O çiret ona dalarsa ondan sonra ayırmakta zorluk yaşarız bunları. Aslında Platin'in eksik kanka da. Platin'in onunla bir problemi yok. Şimdi bu zaten kavga arıyor. Kime çöksem diye bakıyor. Tabii, bu sürekli aranma modunda. Şimdi şu anda Platin tedirgin olduğu için de bundan ikisi ona çöktüğü için tedirgin vaziyette. O yüzden sıkıntı var. Hürrem nereden ona düşman olduysa ama Hürrem'i tutarsan dalar öyle. Şöyle bu yana doğru alayım. Güzel. Bak. Hürrem yanlış anladı onu. Şey Platin. Bu sefer bak dişe daldı. Sen sal sal. Hürrem'i sal. Platin de sevdirmek istiyor kendini. Tabii. Maşallah o da çok güzelleşti. Bunlar yokken Platin vardı. 2 yaşına geldi Platin herhalde. Kucağımda resmi var. Daha o zaman yavru. Evet. Burada çekilmiştik gene. Hayır kızım, hayır. Bak nasıl sevdirmek istiyorken. Hayır. Evet. Buraya gelin. Gelin bakayım buraya. Evet arkadaşlar, şimdi şunu aslında bir yere bağlasak ya da tutsak. Yasin gel sen bu taraftan çek. Arkadaşlar bağlı. Şimdi bu köpeğimiz şu anda kaç aylık oldu? 1 yaşına girmek üzere herhalde bunlar. Şu anda boz. İşte dediğim gibi Dinohan'la Kirpi'nin kız kardeşi Carmela Neni. Küçükken bunların videolarını paylaşmıştım. Bunun tırnağına bir şey mi oldu acaba? Hayır. Patisine bir şey battı herhalde. Gel Burak sen buraya şu patisine bir bak bakayım. Bir şey battı bunun ayağına. Şimdi biz bunu küçükken ben bunların kardeşlerini aldım. Bunun bir kardeşi Hatay'da. Hatay'da o da çok güzel olmuş. Bir kardeşi bizim Almanya'da Ferhat kardeşimize gitmişti kız kardeşi. Ayağına bak bakayım. Şu ayağında bir şey mi var? O batmış sol patisinde ama. Neyse tamam. Şimdi bunların biz o zaman bizim Kerem arkadaşımızla bunlar Dinohan'la birlikte doğdukları zaman Kerem'in Afgan çobanı demiş ki abi bunu biz kendimize ayıralım. Ben gittiğim zaman orada bunu saklamış Afgan çoban hatta. Dedim ki kardeşim madem kendinizi ayırdınız orada büyüsün. Biz büyüdükten sonra 1,5-2 yaşında damızlık kıvamına geldiği zaman eşleştireceğimiz zaman alırız demişim. Bak patisinde hala bir şey var. O şekilde konuşmuştuk onlarla. Köpeği de ben orada bıraktım. Oğlum git onlarla oynasana. Bir değişik ya bu da. Tutturmuyor kendini. Hiperaktif ya. Bırak gelsin bakalım. Dedim eniktir orada dursun. Bir şey olmaz. Kurban zamanı. Kurbandan önce yan çiftlikteki bir arkadaşı Kerem'in gidiyor. Kerem'e sormadan köpeği alıyor. Resmen oradan çalıyor. Şişt, hadi git orada oyna. Bizim öbür şey nereye gitti ya erkek? O bahçeyi dolanır abi. O yukarı aktif. Gelse. Geldi o da bak. Ha geldi. Çek Burak çek. Geldi. Ay, çek. Gelişe bak. Felaket bu da ya.
Bunlar çok güzel oynuyor. Şimdi Bozo'yu gitmiş adam, yanına da başka çiftlikten bir arkadaş alıyor. Çünkü Dinohan yabancıya saldırıyor. Bahçeye kimse sokmuyor. Arabadan indirmiyor kimseyi. Cidden saldırıyor. O arkadaşa demiş ki Kerem'in haberi var. Git köpeği al dedi. Arkadaşını da kandırıyor. Ya o bana verdi diyor köpeği, tamam mı? Ondan sonra köpeği gidiyor alıyor. Kerem aldıktan sonra haber oluyor. Ya köpek nerede, köpek nerede? Ya benim oraya bıraktım. Diyor ki kardeşim bak köpeği getir. Ya biraz dursun diyor. Biraz besleyelim falan. Biz de dursun diyor. Benim orada köpeğim yok diyor. Köpeğe ihtiyacım var diyor. Bana söyledi dedim Kerem hemen o köpeği geri alıyorsun. Bunlar dedim köpeğe çöker. Bunlar dedim normal tipler değil. Yani bu köpek işinde bu tip adamlar, bu hayvancılıkla uğraşan insanlar bir danaya 30-40 bin lira, 50 bin lira verirler ama köpeğe 5 bin lira vermezler. Evet. Zaten bizim de satılık köpeğimiz yok bu anlamda. Gitmişler abicim. Köpeği buna sormadan alıyor. Kerem de kurbana dana götürecek. Bu arkadaş da ortak gidiyor diye inanıyor buna, güveniyor, ses çıkarmıyor. Diyor kurbandan sonra alırım. Abi diyor güvenilir arkadaş, alırım diyor bana. Ben dedim ki oğlum bak alamazsın. Bu adamlar vermez. Yok abi alırım, bizim iyi bir arkadaş. Sonra köpeği istediği zaman tut, ben oraya gidecektim. Demiş ki ya köpek kadar kıymetimiz yokmuş, işte bir köpeği bizden mi kıskanıyorsun? Çakal köpeğe çökmeye çalışıyor. Ya Kerem de yüzü yumuşak, anladın mı? Böyle bir şey oldu. Defalarca gel gel gel. Defalarca söylemiş olmama rağmen köpek, hatta biz de Burak'la da gittiğimizde Muammer arkadaşımız da vardı. Boz'un o bahçedeki videolarını çektik. O bahçede yavruyken orada duruyordu. Gel bakalım oraya da gidelim. Yavruyken orada duruyordu. Neyse arkadaşlar, defalarca söylememiş olmama rağmen adam köpeğe çöküyor. Kerem de yüzü yumuşak. Köpeği istiyor. Ya öyle böyle şu gün veririz, bugün veririz. En sonunda köpek kaybolmuş oradan. Bir şekilde çingenler mingenler mi çalıyor. Başka bir çiftliğe götürüp bağlıyorlar. Böyle olunca da Kerem diyor ki köpek nerede? Köpek yok. Köpeği uzun bir süre aradılar. Abi köpek kayboldu dedi bana. Oğlum dedim bak onlar bir yere götürmüştür. Köpek ayağını yaralamış, bir yere basmış. Yine baktım ayağına ama dokununca herhangi hissettiğim bir şey yok. Şimdi köpek kaybolduktan sonra haber alıyorlar. Bir yerde bir çiftlikte bağlamışlar. Gidiyorlar o çiftlikten alıyorlar. Bu sefer Kerem o arkadaş kötü niyetli olduğu için, köpeğe çökmeye çalıştığı için, kötü niyetli olduğu için o çiftliğe geri götürmüyor. Gidiyor. Şimdi diyor benim de çiftliğimde görürse biz aldık sanacak diyor. Oğlum köpek bizim zaten. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Yani. Gitmiş başka bir arkadaşına emanet. Diyor ki kardeşim böyle böyle bir köpeğimiz var diyor. Emanet bir dur. Şuna şöyle birkaç hafta bir 10-15 gün bakar mısın diyor, tamam mı? Emanet. Tamam diyor o da. Ondan sonra at kızı buraya, at. Atabilirsin. Neyse köpeği almışlar, oraya bağlamışlar. Köpeği bıraktıktan sonra Kerem'e yine dedim ki abi köpeği bulduk, bir yere koyduk. Köpek garantide. Dedim Kerem yine başına bir şey gelmesin. Şimdi, yok abi bu arkadaşlar çok sağlam arkadaşlar, bunlar öyle. Dedim oğlum senin bütün arkadaşların sağlam diyorsun. Şimdi bu doğudan gelip de hayvancılık yapıp Tekirdağ, Trakya bölgesine giden insanlar genelde herhalde kendi memleketinde barınamayan insanlar. Bir de bizim doğu halkında şöyle bir şey var. Köpeğe bir değer vermeme şeyi var yani. Nasıl değer vermeme derken, köpek basite alıyorlar. Yani köpeğe para vermeyelim ama köpek de çökelim. Yani köpeklere her şeye para verenler köpeği vermeden hatır gönül kullanıp çökmeye çalışıyorlar. Ya kardeşim Kerem zaten bu arkadaşları daha önce köpek de verdi. Yine verir. Abicim oraya emanet bağladığı köpek 3 gün sonra kardeşi arıyor, bu sefer diyor ki ya diyor Kerem bu köpeği sen ne zaman alacaksın kardeşim, biz emanet köpek bakamayız kardeşi diyor bu sefer. Benim abim diyor, benim abim bu köpeği, ben çöktüm diyor, ben bunu geri vermeyeceğim diyor bir tanesi de. Ya diyor öyledir böyledir. Kerem de bunlara mecbur kaldığı için, öbür arkadaşla arasını bozmamak için o kadar iyi niyetli ki, bu arkadaşlar da bu sefer bunlar da köpeğe çöküyor. Tabii Kerem bana söylemiyor. Benim de arabam bozuktu. Bir türlü gidip Tekirdağ'a gidemedim, saraya. Abi gittim de oraya, Kerem'le oraya gittik. İşte bahçede köpeklere baktık. Hatta dedim ki arkadaşlara, videoda da söylüyorum. Dedim ki arkadaşlar, yani Kerem'e dedim ki bak bu arkadaşlar sağ olsunlar bu kadar bakmışlar. Bir tane yavru verelim. Oraya bir tane kırma bir dişi getirmişler. Bir dünyana çekiyorlar. İri bir dişidir. Onların seveceği tarzı, onlara çek dedim. Bir tane yavrusunu ver dedim daha doğrusu. Eski bakana da ver, ona da ver. Abi adam demek ne güzel dişiymiş ha. Ha. Demek iyi yenik veriyor. İşte sen asıl
Yunan'ı çekeceğim bunlara, yavru vereceksin. Öyle değil mi? Ya tabii işte yani bugün bizim Karmel'e kadar var abi bu. Rahat yani. Daha boylu, daha sallı. Boylu değil de daha sallı çok. Evet. İşte böyle doğru köpek de çekmek lazım. Ona da ver, ona da ver. Abi adam demez mi ben daha bu köpeği sana vermem. Ya kardeşim sana emanet bıraktım, ben sana söyledim diyor emanet. Olsun diyor, ben vermem. Yani dedim kardeşim nasıl vermiyorsun? Vallahi vermem diyor. E dedim köpek benim. Kerem'e vermişim. Bak dedim Kerem. Arkadaşlar belki bir saat, bir buçuk saat tartıştık. Kerem arkadaşımız da onlara işte ben köpeğe çöküyorum, köpek benim oldu dediği zaman canın sağ olsun demiş. Bilmem ne işte bak. Babasını da istemişler bu arada. Adamlara diyememiş Kerem Efendi. İşte abicim böyle böyle köpeği götürecek yerim yoktu diyor. Adamlara yüzüm yumuşak geldi diyor, bir şey diyemedim diyor. Dedim Kerem'e de kızım Kerem sen bu yüzün yumuşaklığına insanlar seni kötüye kullanıyor. Adamlarla kavga diyor şudur budur, en sonunda dediler. Dedim Kerem'e de kızdım, dedim oğlum. Yani her türlü lafı söyledim. Bir küfür etmediğimiz kaldı. Adamlarla yani her an kavga edeceğiz, hazırız. Dedim ki lanet olsun ya Kerem sen ne kadar saf bir insansın, böyle köpeği şey yapıyorsun, böyle arkadaşlara emanet ediyorsun. Arkadaşlarla resmen dedim ki kardeşim bu adam sana zaten sığınmış gelmiş buraya. Bu köpeği bir adam çökmeye çalışmış. Sana emanet getireyim mi demiş diye sormuş, sen de getireyim demişsin. Sen niye adama bunu yapıyorsun? Sen de köpeğe çökmeye çalışıyorsun. Yani sana sığınan bir insana, neredeyse bir kadın sana sığınsa tecavüz edeceksin. Ya da sana emanet, ya bana işte trilyon ver bir şey demem ama köpek konusunda şöyle mi? Ya böyle bir şey mi var ya? Emanet emanettir. Ben senin köpeğine bakmam. Her şeyine bakarım. E koyuna bakıyorsun. Yani köpeğe niye bakmıyorsun? Ya hepsi bahane. Köpeğe çökmek için, köpek güzel olunca herkes bir şey uyduruyor. Köpeğimizi zor bela aldık arkadaşlar geri. Ondan sonra bir de üste çıkıyor diyor, lanet olsun Kerem bir daha buraya gelme, bize bir şey verme. Oğlum adam sana demiş ki bu köpek emanet, bakar mısın? Adam gelecek, vereceğim, alacağım bu köpeği. Tamam diyorlar, 3 gün sonra diyorlar ki al götür bu köpeği, biz bakmayız. Bak oyun içinde oyun var, götürecek yeri yok diye. Kerem de saf arkadaş, beni arasa desem ki 50 tane adamım var ya Trakya'da baktıracak köpeği. Tabii ki abi. Benim için bir ayda bakarlar, 2 ayda bakarlar, ne var yani? İşte bu köpeği zor bela aldık. Ulan bizim bir emeğimiz. Biz senedir bekliyoruz. Ben oradan almamışım bu köpeği. Daha yavruyken de getirebilirdim. Önce Kerem'in çobanını kırmadık. Daha sonradan Kurban Bayramı'ndan beri başına bu işlerin geleceğini biliyordum ama Kerem yok abi alırız, yok abi alırız dediği için bir türlü tahmin edemedik böyle olacağını. Ama Kerem'e de güzel bir ders oldu. Ben zaten bu işleri biliyorum. Daha önce videomda da anlattım. Bizim satılmış dayı birine emanet köpeğimizi veriyor bizim boğaçı. Ona dedim bak o köpek daha geri gelmez. Çünkü uyanık, cin fikirli adamlar var. Maalesef öyle abi. Emanete hiyanet eden fırsatçı tipler var. Bir gerçek. Birisine düşmüşsen adam seni kapını açıp da bak mesela bana da bir sürü köpek geldi. Emanet aylarca baktım. Demedim ki bu köpeği daha geri vermem sana. Bu kötü bir şey. Gerçek abi. Her camiada var bu. İyi niyetin sonu her zaman pişmanlık oluyor. Abi iyi niyetle biraz da akıllı olacaksın ya. Belli ki bu köpeği vermeyecekler adamlar geri. Yani sana vermemek için yer arıyorlar. Böyle olmaz yani. Neyse arkadaşlar, köpeğimiz bu şekilde bir badire atlattı. Çok şükür bahçemize geldi. Şimdi mesela bakın, her videomda söylüyorum. Bizim Sivas'ın ve bazı köpeklerin yavrusunu tutamadık. Yine burada kalesiyle Sivas'ın bir tek kalan yavrusunu Beylikdüzü'nde Ali Tuğba diye bir kardeşime verdim, genç bir kardeşim. Süper bir yavru oldu. Bir tane videosunu gönderdi. Kötü bir video. O da gitmiş bana sormadan, bir işi varmış bakamıyor diye. Ver onu bana. Mesela en son Ali Tuğba'ya verdiğim Sivas'ın yavrusu da birine veriyor bana sormadan. Ona da çok kızdım. O adam da ne zaman istersen veririz sana falan diyor. Gösteririz diyor. En son gidip köpeği çekecektim Akça'yı. Bir öğrendi ki onu da çalmışlar. E şimdi kardeşim biz emek veriyoruz. Benim yıllardır böyle köpeklerim kayboluyor. Millete veriyorum. Sahip çıkamıyorlar. Bindirisine veriyor, oradan başka bir yere gidiyor. E ne oldu? Bizim şeyimiz zayi oldu. Daha bu bir yaşına girecek. Şimdi ben bunu nasıl eşleştireceğim? Bunun en azından 17 aylık olması lazım ki eşleştirmem için. Köpek büyüsün diye. Köpek kendine gelsin. Köpek kendine gelsin. E bize de farklı kanda damızlık var lazım. E şimdi hep Sivas'a, hep Dağlı'ya, hep Pusat'a ona buna çekemeyiz. Kanların biraz değişmesi lazım. Kan hattının biraz daha açılması da gerekiyor. Bu anlamda arkadaşlar başımıza böyle şeyler geldi. Yani emek veriyoruz, bir yere bir şey getirmeye çalışıyoruz. Maalesef kötü niyetli insanlardan
başımızı kurtaramıyoruz arkadaşlar. Abi herkes bir şey söyleyeyim mi? Herkes çok iyi köpekler istiyor, çok iyi şeyler yapmak istiyor ama kimse de elini şu taşın altına koymuyor. Şöyle. Herkes işten kaçıyor ama herkes en içinde istiyor. Öyle bir şey var. Saçmalık var abi camiada. Sen ne emekler içinde iş yapıyorsun? Bir de senin köpeğini bedavadan almak isteyenler var. Yani hiç emek sarf etmeden direkt şuna konuyu. Ya abi. Öyle bir şey yok. Köpeklerimiz abi zaten güzel. Dino Han'ı da istiyorlarmış. Oğlum sen iyi olan bir şey yani sahibine yakışıyor. Ya ben bu adamları anlamıyorum. Tabii toplum çoğunluk bunlarla dolu maalesef. Bunlarla dolu maalesef. Yani insan olan biraz saygı duyar da adam kalmamış piyasada, emanete hıyanet, adamlık, senin dostluk, arkadaşlık yok abi, yok maalesef. Köpeklerin gitti abi senin ya. Ben maalesef öyle. Bunlar yine hiçbir şey, ne köpekler kaybettim. Neyse aldı mı kediyi? Kedi götürdü abi kendi kafesine doğru. Evet. Ölü bir kedi mi buldu yoksa bizim şey artık kediyi yakaladı mı ne yaptı bilmiyorum. O da kediyi yakalayamaz ama normalde. Çalların arasında orada sıkışmış bir şey abi. Evet, evet. Neyse arkadaşlar hava karardı. Şunu çöz bakayım Burak. Koşsunlar oynasınlar. Biz de köpeklerin yemeklerini dağıtacağız. Konular uzun. Köpekler de elimizde durmuyor. Tam konsantre olamıyoruz ama durumlar da çok acı. Çok şükür köpeğimizi kurtardık. En son demiştim zaten kardeşim alın Allah belanızı versin. Allah'ın malı güleni hayretmez. Onlar da biraz imana geldi. Verdiler sonra bakalım. Hayırlısı inşallah güzel yavrularını alırız, büyütürüz. Allah izin verir. Geleni yakala. Evet. Evet herkese selamlar, saygılar.